Merhaba Beleş Game severler. Daha önce Trackmania'yı duyurmuştuk. Trackmania 2 çıkacak diye hemen ana ekrana da gelmişti zaten. Oyun çıktı. Sistem gereksinimlerine bakalım. Sistem gereksinimleri açıklanmamıştı. Minimum sistem gereksinimlerinde i5 2500K ya da AMD tarafında FX 6100 ekran kartı olarak GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R9 270X kullanabilirsiniz. 2 GB'lık bir video belleği olsun diyor. 8 GB'lık bir RAM istiyor. Bu minimum için çok yüksek bir tutar. Ben oyun oynadım. Oyun fena değil bu arada. 2 GB'lık bir saklama alanı. Ses önemli değil. Peripheral geçelim. Support. Yazılım desteği 451.48 ve üzeri 25.1 AMD yazılımı üzeri diyor. Biz oyuna geçelim. Ben oyunu oynadım. Oyun bayağı eğlenceli. Bedava olmasının sebebini hemen açıklayayım. Oyunun bazı modları bedava. Çok kısa sürüyor onlar. Ondan sonra oyunu almanızı istiyor ama grafikleri tatmin edici bir oyun. Sadece incelemek için, bakmak için bile oyunu alıp oynayabilirsiniz. Bu arada oyun Uplay'in olduğu için Ubisoft'un Uplay bağlantısı gerektiriyor. Şimdi ben buraya şifre yazmak istiyorum. Ama ve lakin ekranın diğer tarafını alayım, öyle yazayım. Çok özür dilerim. Böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Çünkü giriş yapmıştım buraya. Hemen geliyorum. Beni unutmayı da işaretleyelim. Giriş yap diyorum. Okey. Devam et. Devrim dışı oyna. Oyunda diğer oyuncularla birlikte oynuyormuş gibi gözüküyorsunuz. Onlar ghost şeklinde. Ama aynı anda giremiyorsunuz. Şimdi burada çevrim dışı oyunu dediğim için internet bağlantınız olmasa da oynayabilirsiniz. Ben sadece size antrenman modunu göstereyim oyunun. Nasıl yarışacağınızı anlayın. Rakipleri aç özelliği var mesela. Onu açtığınız zaman burada yanınızda ghostlar, en iyi süre yapan insanlarla karşılaşacaksınız. Hop. Daha iyisini yaparız. Silver'da kaldı. Geliştir diyelim. Çok fena çarptık orada. Geliştirirken geriye düşürdük. Çok önemli değil. Bir daha diyelim. Ubisoft'un oyun motoru fena değil. Araba yarışlarında Krovic'i de bilirsiniz. O motoru geliştirmişler. Onun üzerine yazılmış bir oyun. Evet, bu sefer geçtim kendime. Şimdi burası tabii rahat bir pist. Bu arada pist de yazabiliyorsunuz oyunda. Yani istediğiniz gibi pistleri oluşturabilirsiniz. Yanlışlıkla geliştir dedim. Neyse, hızlıca hemen bir tur daha geçeyim buradan. En iyimin en iyisini yaptım. Sonraki harita diyelim. Oyuna bakalım. Burası toprak. Pistlerin zeminleri de ayarlanabiliyor. Silver'mış. Bence iyi yaptık ama bir daha deneyelim hadi.
Evet, geçtim yine kendimi. Araba yarışı oyunundan ziyade böyle time challenge gibi zamanlamayı geçmeye çalışıyorsunuz. Burası buz bu arada. Bowling pisti gibi de olabilir. Emin değilim ama bana buz gibi geliyor. İyi geçtik, iyi geçtik. Şanslıyız. Ben spin atar diye düşünüyordum. Direkt atlayacağım burayı. Burası zor çünkü. Bir daha denemem de aynı şekilde oynayabileceğimi sanmıyorum. Burası bombeli. Böyle araba yamru yumru oluyor. Silver. Hemen geçelim sonraki haritaya. Şimdi uzun pistler de var. Burada aksiyonlar başlıyor. Bu sarı şerit bizi hızlandırıyor. Aksiyona da gelmiş bulunuyoruz. Hop. Kamera kendiliğinden değişiyor. Bu arada ben müdahale etmiyorum. Hemen sonraki haritaya da bir bakalım. Sizi de salacağım yavaştan. Geldik, motor kapalı ya. En nefret ettiğim şey bu oldu. Motoru kapatıyor. Oradan çarpmadan dönüp şu rampayı çıkmanızı bekliyor. Burayı daha önce de oynamıştım. Ben burada salacağım. Çünkü burası sizin de challenge'ınız olacak. Büyük ihtimalle bu arada silme tuşuna bastığınızda şöyle göstereyim. Daha buraya girmeseniz bile tekrar sıfırdan başlatıyor. Yine çarptık, yine olmayacak. Yani salacağım zaten burada çünkü burayı çıkmam bu hızla mümkün değil. Orayı çarpmadan dönmeniz gerekiyor. Size de bol şans dilerim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle bedava oyunları güzel güzel inceliyoruz bu kanalda. Eğer takipçimiz değilseniz lütfen takip butonuna basın. Görüşmek üzere, esen kalın.